Kainat yaratılmadan insanlar vardı diyor Kur'an. Bütün insanlık vardı diyor. Peygamberler de vardı. Veliler de vardı. İnsanlar konuşuyordu. Dinliyordu. Görüyordu. Beden sahibi, nefis sahibiydi diyor Allah. Ve ben onlarla konuştum diyor Allah. Hepsi benim Allah olduğumu kabul etti. Sonra onları anneden babandan doğmuş gibi gösterterek dünyaya sunuyorum diyor Allah. Hazreti Adem'i de kilden bir heykel şekline getirdim önce diyor. Sanki oradan meydana gelmiş gibi gösterterek dünyaya sundum diyor. Yani kilden, heykelden olduğundan değil, sırf vesile olsun. Anneden babadan olduğundan değil, sırf vesile olsun. Ben yarattım diyor daha önce zaten. Dolayısıyla evrim, mevrim diyen bir şey yok. Hazreti Adem bir kere cennette Allah tarafından yaratılıyor. Cennette nasıl evrim olsun ya? Cennet artık. Yani mükemmellik ortamı. Her şey mükemmel. E cennete de evrimi sokuyorsanız artık herhalde bir ilginçlik var sizde. Cennetten dünyaya hazır gönderiliyor Adem. Mükemmel olarak. Evrim falan yok. Vefat etti de insanlar ikinci ölümlerinde bu Galibela'daki birinci ölümleridir. Bu ikinci ölümleri. Ayette belirtiliyor bu zaten açıkça. İki kere doğdunuz, iki kere öldünüz diyor Allah. İkinci ölümlerinde hep beraber bak çekirge sürüsü gibi diyor Allah. Çekirge sürüsünün canlanma hep beraber. Birden hepsini kaldıracağım diyor Allah. Bizi yattığımız yerden kim kaldırdı derler diyor. Evrim mevrim yok. Melekler, cinler var. Hiçbir evrimden yaratılmadı. Şeytanlar evrimden yaratılmadı. Cennet eşyaları, cennet nimetleri, cennet evleri evrimden yaratılmadı. Evrim diye bir şey yok. Bize bu hikayeleri bıraksınlar. Bu hikayelerin kökeni Mezopotamya uygarlığı döneminde, çok eski dönemlerde, Sümerlerde, Hititlerde, Akatlarda putperest bir inanç vardı. Kainatın tamamen tesadüfler sonucu, hayvanların gelişimiyle meydana geldiğine dair bir inanç. Çok eski bir pagan inancıdır. Bütün put dinlerinde vardır bu. Bu bir put dinidir. Pagan dinidir. Yani bunu gençlere din diye dayatmanın bir alemi yok. Zorlu olacak iş değil bu. Ha bu din mi? Değil. Tarih dersinde bunu anlatabilirsiniz siz. Yani Darwinizmi pagan dinlerini anlatırken, putperest dinlerin inançlarını anlatırken oradan din dersinde de anlatılabilir. Eski dinler anlatılırken pagan dinler anlatılırken din dersi müfredatında anlatılabilir. Geçmiş pagan dinlerin inançları olarak. Mesela eski Yunan'da din nasıldı? Anlatsınlar. Eski Hitit'te, Mısırlılar'da, efendim, yani Nemrut zamanında, Buhtu Nasr zamanında, eski Türklerde din nasıldı? Hepsini anlatabilirler. O bağlamda anlatılabilir. Bir felsefe bu. İnanç, din. Adam kimi güneşe tapıyor, kimi aya tapıyor, kimi tesadüfün yarattığına inanıyor. Çeşit çeşit inançlar var. Ama sen bunu bilim diye dayatmaya kalkarsan bu olmaz. Ha paleontoloji bilim, bilimdir. Biyoloji bilimdir. Sosyoloji bilimdir. Tarih bilimdir. Ama sen bunu bir laboratuvar gerçeği gibi bize dayatmaya kalkarsan ve üstelik sıfır delil üstümüze gelirsen biz sana 700 milyon üstünde fosil göstertiyoruz yaratılış şahit. E sen bize bir tane dediğin o putperest dine ait İnancı ispatlayacak bir delil gösteremiyoruz. E o zaman niye uzatıyorsun ya? E proteinler nasıl oldu diyoruz? Uzaylılar yaptı diyorsun. E kardeşim yani etil alkol zehirlenmesi gibi ya. Şaka mı yapıyorsun sen? Uzaylılar kim yaptı? Ya bırak bunları Allah aşkına yani. Çocuk gibi ya koskoca adamlar. Ağlıyor ya diyor. Bir profesör arkadaşım geldi diyor. Sen hakikaten inanıyor musun evrim teorisine dedi diyor. Aa o zaman anladım bu işin yattığını diyor. Ya dedi Allah aşkına bak yine uyanık mı senin arkadaşın? Erkenden kurtarmış yapma etme. Hocası. Kitabı hocası. Hocası evet. Şaşkınlık ve samimiyetle sormuş. Sen hakikaten sen inanıyor musun? Ya o da inanmıyor çünkü. Hepsi hoplayıp zıplıyorlar bazıları diyelim. Olmaz. Ben varken bunu yapamazlar.